Merhaba sevgili balıklar. Selamlar sevgili balıklar, nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçokulu Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Paltacı, ben Oğuzhan Ceyhan sizlerle beraberim. Sevgili balık, sizin yüzünüzden neredeyse bilinçokulundan atılıyorduk. 12 burçlu sistem içinde sizin yorumlarınızı yaparken çok fazlasıyla yorgun ve makyajımız biraz düşük göründüğü için bilinçokulu yöneticilerinden Mehmet Akan Edmin Bey tarafından çok ciddi fırçalar yedik Demet. Gerçekten ciddi fırçalar yedik. Ama son hatta burç, yani enerjimiz düşüyor. Enerjimiz düşüyor yani. Bizim suçumuz mu yani son burç olmanız yani? Bizim suçumuz mu yani? Koç ortaydınız, takıl takıl canavar gibiydi. Neyse hadi şimdi Mehmet Bey gene başlayacak. Sevgili devam. Balıklar, yeni yıla, yeni bir ayda başlıyoruz. 1 Ocak'ta 10 derece Oğlak Burcu'nda yeni ay doğuyor. Bu yeni ay birebir çok fazla balık burçlarını açıkçası etkilemiyor. En azından sert etkiler çok fazla almıyorlar. Bence iyisiniz değil, kapatarım ortum bitsin yani. 11. evlerinde doğacak yeni ay arkadaşlıklara, grup çalışmalarına, işle ilgili konulara, organizasyonlar, gelecekle ilgili projeler, yani bunlarla ilgili konularda yenilikler olabilir. Ama bunlar tabii ki yeni ayın enerjisi biraz oldukça sert bir yeni ay. İşte Plüton, Uranüs, Mars etkisi var. Venüs retro pozisyonda. Biraz bu konularda belki arkadaşlıklarla ilgili konularda bazı problemler yaşama bir arkadaşına sağlık sorunu olabilir. Evet. Bir arkadaşla ilgili bir ciddi gerginlik olabilir. Bir arkadaşla ilgili mutsuz bazı haberler gelebilir. Bir dilek ve arzunun çok gerçekleşmesini istediği bir dilek ve arzu gerçekleşme aşamasına gelir ama offside'dan iptal edilebilir. Evet. Bir hayal kırıklığı olabilir. Yani aslında 2014'de en iyi giren burçlardan birisiniz. Tabii diğerleriyle kıyasladığımızda balıklar yine iyi. Aslında yani, eğer merak ediyorsanız şöyle bir terazi falan bir tıklayın. Korku filmi gibi mi anlattık onlara. Ondan dolayı bence girip de moralinizi bozmayın. Zaten yakında seyredecek adam kalmayacak. Korkudan millet tırtır falan titriyorlar. Yalnızca arkadaşlar güzel şeyler bekliyor size. 16'sından itibaren Yengeç Burcu'nda dolunay aşk, seyahat, gezi, çocuklar, hobiler, bu konularla ilgili. Ya ben diyorum balık şanslı. Mehmet Akan Bey diyorum, bak güzel şeyler söylüyorum. Onun yükseleni balık mı? Biraz yağ çekelim sevgili Demet. Ne dersen. Her neyse, şimdi 16 Ocak Yengeç Burcu'nda dolunay, 6.53'te Ay Yengeç Burcu'nda dolunay fazında. Dolunay haritasında Oğlak Burcu yükseliyor. Retro Venüs yükselen üzerinde. Gel gayacım, gel kucağıma, atla canım. Bu dolunayda biraz harcama çok olabilir. Venüs Mars karesi var 2. 11. ev arasında. İşte Uranüs ile Plüton arasındaki yapıdan dolayı biraz balığın yalnızca tek sorunu harcama. Para kaybetmesinler. Riskli piyasalardan bu dönem uzak durmak gerekiyor. Çünkü borsa oynamayın. Evet, borsada sorun çıkabilir eğer o tarz bir yatırımları varsa. Dolar veya Euro'dan uzak durun. Bu tip spekülasyonlardan uzak durun. Çünkü 5. ev üzerinde olan bu etki, bankacı bir tane tip gelecek. Abi al hemen. Al kibrite para yatır. Adamcağız bütün birikimini, emekli birikimini o bıyıklı bankacıya kaptıracak. Bir de bunlar önemli kararlar veren bon çantalılar ya. Hiç sevmem bunları kapitalistleri. Böyle de bir yapıları vardır. Ondan dolayı bakın arkadaşlar, bankacıların şu o dönemde yapacağı oyunları yemeyin. Sakın. Spekülasyonlardan uzak durun. Ivır zıvır çeşitli televizyon kanallarında işte borsa büyüdü, bilmem ne patladı, euro yükseldi. Bunlara çok dikkat edin. Parasal anlamda spesifik olarak kaynaklarınıza dikkat edin. Çünkü 5. evde spekülasyonda Venüs Mars kare çok ciddi para kaybetir. Bir de ben şuna gülüyorum ya. O kadar sığ ki bizim medya ve haber portalları. Borsa yükseldi, patladı. Ya ülke bitmiş yani. Ülkenin ekonomisi bitmiş. Bir gün içinde millet balonu para kazanacak ya. Evet. Balonu haber yapıyorlar. Zavallı insanları işte kandırıp 3-5 kuruşlarını almaya çalışıyorlar. Bunlar çok böyle tarihsiz şeyler ya. Tarihsiz şeyler. Evet. Ama unutmayın, bu Yengeç Burcu dolunayında aşk da olabiliyor. Venüs ile Mars'a. Venüs Mars kare. Venüs ama cinsel çekim çok güçlü olabilir. Evet yani Venüs retro, Mars cinsel çekimle başlayan, yani belki şehvetle başlayan bir aşk olabiliyor. Birazcık hani problemli de olabilecek bir aşk olabilir. Venüs retro Oğlak'ta evli biri olabiliyor. Evet, evet. Yani yaşlı büyük biri olabiliyor. Evet. Evli birine karşı bir duygu duyabiliyorsun. Bunlar da doğru değil. Yani şimdi bunlar da etik ve ahlaksal peki, değil şey yani. Peki şey olamaz mı? Böyle istenmeyen bir hamilelik. Olur. 5. ev. Retro Venüs'te evli sevgilisinden hamile kalan genç kız sembolü yani. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Siz olun, gökyüzünün karışık olduğunu unutmayın.
Arkadaşlar, bunun yanında etik, ahlaksal, duygusal ve düşüncesel olarak normal davranan, akıl dengesini kaybetmemiş olan insanlarda 5. evdeki bu dolunay aslında gerçekten düzgün bir aşk ilişkisi, düzgün bir hamilelik, düzgün mesela sanatçılarda yaratıcılığın en üst noktaya çıkması, yaratıcılıkla ilgili bazı konuların çok fazlasıyla gündeme gelmesinde gösterebilir. Evet. Ya ben bugün biraz negatif miyim yoksa gökyüzü mü negatif? Ondan mı böyle olumsuz şeyler söylüyorum? Ne dersin demek? Biz gerçekleri söylüyoruz. Gerçekçiyiz, evet. Yalnızca balık burçları doğum haritanızda eğer Neptün iyi açılar aldıysa, gerçeği söylemek gerekirse başınıza güzel olaylar gelecek. Ama doğum haritanızda yönetici gezegeniniz Neptün'ün zararlı açıları varsa gerçekten zorlanabilirsiniz. Peki Neptün'ün olumlu veya olumsuz açılara sahip olup olmadığını balıklar nasıl öğrenebilir sevgili Demet? Ne dersin? Bu çok kolay. Hemen bilinç okulundan nöbetçi astrologlarınızı sorabilirler. Sevgili balık, 30 Ocak'ta çok önemli bir yeni ayda iş ve kariyer hayatında bayağı bir gelişme, maddi ve ekonomik kazançlarına bir artış görülmekte. Ne yapıyoruz? Coming soon. Bizi izlemeye devam edin. Şubat başında görüşmek üzere. Bye. Hoşçakalın. Güle güle.